geldiniz sevgili izleyenler. Bugün yeni stüdyomuzda yeni bir programla sizlerleyiz ve artık yeni bir açılış yapıyormuşuz gibi aslında. Yarışların tam da ortasından biraz da başlıyoruz Zeynep'le ve Silverstone'a doğru neler konuşacağız acaba? Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Yeni mekanımızda, yeni programımızda izleyicilerimizle buluşuyoruz. Çok nasıl heyecanlıyım. Nasıl hissediyorsun? Güzel değil mi? Ben yeni YouTube stüdyomuzu çok çok beğendim. Bence çok güzel bir alan oldu. Tabii ki izleyicilerimizden de yorumları merakla bekliyorum bir taraftan ama atmosferimiz çok çok güzel. Tabii ki bugün Silverstone ağırlıklı konuşacağız ama takdir edersiniz ki Red Bull ağırlıklı da konuşacağımızı tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Hani bir söz vardır ya, Red Bull taraftarı olduğunu konuşmadan ifade et diye. Gerçekten Esra'cığım bugün birazcık beni Red Bull'a boğdu ama canı sağ olsun, ben onu çok ama seviyorum. Ama üstündeki Red Bull tişörtü değil bu arada. Evet, Perez olunca daha çok oradan kıvırabilirim diye düşündün ama. Takım bilmiyorum. Bilemedim şimdi. Daha. Bilmiyorum derken şöyle birazcık alıyorum, asla göstermedim. Bu elimizde olan bir F1 ürünü. O yüzden kullanıyoruz. Şimdi aslında farklı bir ürünümüz daha var. Onu kullanamadık belki haftaya. Onu da haftaya kullanırız. Pazartesi günü mutlaka kullanalım Zeynep. Pazartesi günü. Evet. Silverstone sonrası. Ama elimizde Ferrari olsa onu kullanacağız. Tabii ki canım, o işin birazcık esprisi tabii ki ama çok güzel ürünlerimiz var. Bunları da tabii ki reklam yerleştirme gibi olacak biraz ama tabii ki aksesuar olarak masamızda görecek izleyenlerimiz. Evet, tabii uzunca bir süre aslında hem bizim de biraz kişisel olarak yoğunluğumuz farklı branşlarda takip ettiğimiz için çok sizlerle birlikte olamadık. O yüzden biraz da ortasından dalıyormuşuz gibi gözüküyor ama çok da tabii ki biz izlerken öyle düşünmüyoruz ama İzleyicilerimiz de artık yarışların belli bir monotonlukta geçtiği için çok da bir şey kaybettiğimizi düşünmüyorum ben. Evet, Avusturya'dan sonra hızlı bir giriş yapalım diyorsun anladığım kadarıyla. Bence de Verstappen'le birlikte artık bu iş biraz daha tek düze gittiğini kesinlikle düşünüyorum. Daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi tabii ki bir Mercedes ve Aston Martin arkadan gelişi var. Son yarışlarda biraz daha Leclerc'in ve Sainz'in performansıyla gelen bir Ferrari atılımı da var aslına bakarsan. Ama bu birazcık tabii ki tek düze gitmesini engellemiyor. Ancak ben biraz Silverstone'da bu işin değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu yarış öncesi görüntülerde de şimdi İngiltere'de olması, tabii ki Hamilton ve Russell'ın kendi ülkesinde de olması, orada Roscoe'nun da son dönemde ortaya çıkması, aynen güzel detaylar. Roscoe'nun da orada ortaya çıkması tabii ki işin biraz komik tarafı ama ben biraz Silverstone'da işin dengenin değişeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum biraz sen ne aslında dersin. Aslında sen pisti çok seviyorsun bu arada. Biz program öncesinde konuştuk. Galiba Monaco'dan sonra en sevdiğim pistlerden biri. Evet, Monaco'dan sonra en sevdiğim pistlerden biri biraz çünkü tarihi eski, yani İtalya Grand Prix'si ile birlikte en eski Grand Prix olması beni çok etkiliyor açıkçası. Tabii ki orada da bir 15. virajımız var. Hani pistle ilgili böyle de küçük bir detayları da vermek gerekirse aslında 1950'den bu yana olan bir Grand Prix'den bahsediyoruz. 52 tur sayımız olacak bu Grand Prix'de. Yarış uzunluğu 306.198 kilometre, pist uzunluğu da 5.891 kilometre. Birazcık bu teknik detayları da size önden vermiş olalım. 15. virajda bir speed trap'imiz var. Tabii ki önemli iki DRS noktamız var. Evet. Bunları da altını çizelim. Ve en çok kazananları istiyorsan biraz. Ay lütfen benim. Bunu senden almak isterim. Yok, ben lütfen senden almak istiyorum bunu özellikle. Burada bir taş geldi ama seve seve bunu anlatacağım. Takım pilot uyuşmazlığı var. Evet, burada bir takım pilot uyuşmazlığı var. Çünkü en çok yarış kazanan takım 15 şampiyonlukla Ferrari ama pilotlara baktığımız zaman zaferlerle Hamilton 7 kez şampiyonluk aldı, kazandı. Alan Prost 5 kez, Jim Clark da yine arkasından 5 kez kazanarak bu sıralamada ilk 3'ü oluşturuyor. Silverstone özelinde tabii ki bunu söylüyoruz. Ama şu detay eminim ki çok hoşuna gidecektir. 2021'de Hamilton'ın aldığı yarışta en iyi zamanlama da aslında Hamilton'dan daha iyi bir zaman yapan, yani Silverstone tarihinde Max Verstappen. 2020 yılında değil mi? Evet. 1.27.097 ile birlikte en iyi zamanlama şu an Silverstone'da ona ait. Ki onu da aslında yavaş yavaş bize kendini hissettirdiği tarihten bahsediyoruz biz de. O da şaşırılacak bir istatistik değil zaten. Bakalım önümüzdeki hafta neler yaşayacağız. İstiyorsan program sonuna doğru yine bir tahmin alırız böyle. Şimdi tabii ki. Aklıma gelmişken unutmadan bir de yayına başlarken burada işlerin biraz daha değişeceğini söylemiştin. Neler değişir sence? Çünkü aslında geçtiğimiz hafta Avusturya'da da çok
Son zamanlarda alışmadığımız bir podyum gördük. Bu arada Perez'in düşüşü hakkında konuşmak gerekiyor. Tamam. Üzerimde Perez'in bunu soracağım. Arkadaşlar ama gerçekleri de konuşmak gerekiyor tabii ki. Evet. Hatta yayına girmeden önce Perez'in koltuğunun geçen sene hiçbir şekilde sallantıda olmadığını, hemen böyle hızlı bir şekilde sözleşmeye ilerlendiği bir dönemden geçsek evet. de bu sene artık bence çok farklı şeyler düşünülüyor. O noktada bilmiyorum, Ricardo ile ilgili açıklamalar var. Yayın öncesi yine seninle konuşmuştuk, bakalım seneye ne olur diye. Hatta evet. Birkaç pilotun da adını verdik ama tabii orada işler belli olmayabilir Verstappen'in yanına. Sanki biraz daha, tabii ki Perez'i yollamadık takımdan. Ama bir düşüşte olduğu bir gerçek daha, performans tabii. olarak. Tabii ki bir Ricardo'nun gelmesini dürüst olmak gerekirse beklemiyoruz aslında. Horner'ın kesinlikle. Açıklamasına paralel olarak biraz daha Ricardo'nun kendine göstereceği bir alan olacağı söylendi. Ama ben o konuda çok düşünmüyorum. O nasıl bir sistem bekliyor acaba Ricardo'yu mesela? Yani 2024'te dönebilir diye düşünüyorum dürüst olmak gerekirse. Ama dediğin gibi bu Red Bull mu olur? Evet. Ben de açıkçası eğer Perez'in koltuğu boşalırsa, ki bu böyle bir şey yok şu anlık, önümüzdeki dönemlerde ne olur bilmiyorum ama yanına yine Verstappen'in tecrübeli, belli bir yaşı geçmiş birinin geleceğini zaten biliyoruz. Çünkü bilmiyorum yani aynı durumu şu anda Ferrari'de yaşıyoruz. Bir tık daha birbirine yakın iki pilot. Ya da Lando belki, gibi bir belki bir sürücü olabilir. Ya da belki, Lando da olabilir evet. belki. McLaren'deki olabilir. Süresi dolmuş olabilir. Olabilir belki. Atmış olayım ortaya. Önümüzdeki sezon ya da önümüzdeki günlerde artık neler değişecek bununla ilgili bilmiyoruz ama takipte olacağız. Geçtiğimiz hafta Verstappen, Leclerc, Perez sıralaması gördük. Evet. Avusturya'da aslında senin de söylediğin gibi farklı bir duruma evriliyor artık ama şöyle bir durum. Şimdi Verstappen açıklamalarını da aldım ben. Önümde notlar var. Hatta Russell da bununla ilgili bir açıklama yapmış ve işlerin artık biraz daha sıkıcılaşmış hale. Evet. geldiğini söylüyor. Pilotlar bile bunun farkında. Mercedes de kendi için belki öyle düşünüyor, bilmiyorum. Yani biraz ama Verstappen'in açıklamalarında yanılmıyorsam 2024 takviminden dolayı da biraz canının sıkıldığıyla alakalı Russell bir yorum yapmıştı. 2024 takviminden rahatsız, 2026'da gelecek yeniliklerden rahatsız, evet. şu anki var olan birçok durumdan rahatsız ama her şey de istediği gibi gidiyor. Ama bu da tabii ki onun ne kadar aç ve hırslı olduğunu da gösteriyor bize bir yandan. Tabii ki ya. Hırs zaten dediğimiz gibi aslında çok azim değil artık Verstappen'deki. Onun bir egosu da tabii ki oluştuktan sonra, ki bunu aslında performansıyla çok çok fazla tabii ki nasıl diyeyim, çok büyük bir ciddi bir üstünlük kuruyor. Ama bilemiyorum yani, bence biraz son zamanlarda fazla mı beyanda bulunmaya başladı? Açıklama olarak değil mi? Evet. Bence de ama bence bir şekilde dile getirmesi gerekiyor. Biz Hamilton'la ilgili de açıklamalarını çok konuşuyorduk. Şu an nispeten bir tık daha az Verstappen'e göre. Ama şöyle bir açıklama yapmış. Sanıyorum Avusturya'dan sonra evet. Leclerc'le Avusturya'daki mücadelesiyle ilgili gerçek bir savaş yoktu. Tempomuz çok daha iyiydi demiş. Ki doğru. Avusturya olması dolayısıyla değil. Zaten sezon boyu böyle bir Verstappen görüyoruz. Red Bull için söylemiyorum. Çünkü Red Bull evet istatistik olarak baktığımızda pilotlar sıralamasında yine Verstappen Perez sıralaması var ama oradaki makas zaten çok açık. Hep söylediğim gibi bunu süper sporlarda da konuşuyoruz ama oradaki sıralama çok önemli değil. Çünkü Verstappen yine aldı başını gidiyor. Yani önümüzdeki sezonlarda önemli bir dominasyon sağlayacak gibi gözüküyor. Oradan Ferrari ya da Aston cephesinden çok iyi biri sıyrılmazsa. Yani bu dominasyonu biz yaşayacağız. Buna hazırlıklı olalım bence. Bilmiyorum tabii ki bu Hamilton'a yaklaşır mı dominasyonu ya da farklı bakalım. Önümüzdeki önceki senelerdeki pilotlara. Onu bilemeyiz ama burada bir düşüş oldu. Doğru. Verstappen de bu durumdan biraz sıkılmış mı acaba? Olabilir. Yani gerçek bir mücadele mi istiyor? Geçtiğimiz seneye hatırlatarak Leclerc'le mücadelesi vardı Avusturya'da ama. Evet. Aynen öyle. Zamanda bir tık daha yakın geçmişe geldiğimizde Hamilton'la da birlikte vardı ama artık bir yerden sonra gerçekten tek eline geldi ve ne kadar da olsa bu durum içten içe belki bir noktada hoşuna gidebilir ama tabii ki biriyle çekişme, o kamçılama durumu gerçekten ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Her sporcu için çünkü bu aynı. Yani işin keyfi kesinlikle. De birazcık da orada aslında, tatlı bir rekabette. O yüzden tabii ki yanında birini isteyecektir. Tabii biz bunu mesela Federer'le Nadal için çok konuşuyoruz seninle birlikte. Evet. Geçtiğimiz sene Lever Cup'ı izlerken mesela Federer'in açıklamalarında Nadal olmasaydı belki ben olmazdım vari bir açıklaması vardı. Tabii Verstappen'in şu anda öyle bir kıyasıya mücadele ettiği evet. biri yok.
Yani geçtiğimiz hafta başka birini konuşuyoruz, bu hafta başka birini konuşacağız. Podyum değişiyor, Alonso geliyor, Leclerc geliyor, Sainz geliyor. Perez ona eşlik ediyor ama o hep zirvede gidiyor. Bilmiyorum, bu da bir sıkıcı hale gelmiş gibi. O da farklı alanlara yönelip evet. İşte motorlar şöyle, 2026 güncellemeleri hoş değil. Evet. Takvimle ilgili ne düşünüyorsun bu arada? Takvimde bu sefer değişiklikler var. Biraz istersen inceleyelim şimdi ekranı da gelirken bir taraftan. 2024 yılında 24 yarış olacak. Evet. Formula 1 özelinde. 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonlanacak. Ama biraz daha detayına girdiğimizde Japonya Grand Prix'si tarihinin Nisan ayına çekilmesi var. Şimdi bu değişikliklerden bir tanesi bu. Diğeri 3 tane cumartesi yarışı ve yarış sayısının tabii ki dediğimiz gibi 24'e yükselmesi önemli değişiklikler aslına baktığımız zaman. Bir diğer söylenti de tabii ki bu değişikliklerin aslında pilotların çok hoşuna gitmediği yönünde. Tabii. Yani sen pilot olsan hoşuna gider. Yani neden olmasın? Ama çok daha fazla yarış demek. Yani. Bir yarış fazla geliyor ve 3 cumartesi yarışı ekleniyor aslına bakarsan. Cumartesi pazarı tartışılır. Evet. Ama. Biraz onun ekonomik boyutunu da çünkü biz daha önceki padok kulüplerde konuşmuştuk aslında. Biraz daha bu sektörel bir durum olduğu için cuma günü yapılan sıralama turlarına bir tepki olarak cumartesiye çekilmesi istenmişti. Ama bilmiyorum. Verstappen'in bazı bununla ilgili şikayetleri varmış. Russell da hatta buna cevaben biraz daha eğlenceli bir cevap verdi Verstappen'in söylemlerine. Sızlandığı ile ilgili. Evet, çünkü daha çok para istiyor demiş. Bence evet. Güzel bir yerde toparlamış Russell. Çok da ciddi bir şekilde almamak lazım diye düşünüyorum. Ama bakalım yani biraz da Müslüman ülkelerin oruç tuttukları döneme göre de hatta karar verdikleri söyleniyor. Çünkü birden fazla tabii ki Müslüman ülkede yapılan yarışlar var. Ben o kadar da bir karma tablo olduğunu düşünmüyorum 2024'te. Ama tabii ki baktığımızda yer değişiklikleri var. İşte Japonya Nisan'a çekildi. Normalde Bakü, Çin geri döndü. Dediğin gibi Bakü Eylül ayına atıldı gibi ciddi değişiklikler de var. Evet ama burada biraz da pilotların gözünden bakmak gerekiyor. Yani sonuçta yarışan onlar. Arka planda tabii pek çok mühendis, pek çok ekip tabii var. Ki. O yüzden onlar açısından bakmak çok daha doğru olur. Biz zaten açıp her şekilde izliyoruz yani bizim için. Tabii ki. Planı ona göre yapıyoruz. Ama bence önemli değişiklikler. Gibi. Kesinlikle ama zaten bu yıpratıcı artık çok artı bir eksi biri ne kadar zorlar. Hani çok nasıl diyeyim çok radikal şeyler değil baktığımızda. Hani yapılan değişiklikler altından kaldırılamaz ya da gerçekten hani çok büyük tartışmaların çıkacağı tabii şeyler olduğunu düşünmüyorum. O anlamda o yorum yaptım tabii ki. Bakalım yarışın sonuna doğru biraz daha sezon sonuna doğru daha çok bence sesler çıkar diye düşünüyorum bu noktada. Evet bakalım şimdi artık biraz daha Britanya'ya doğru neler yaşayacağız acaba? Hemen pazar tahminleri günü. Alalım. Tahminler mi? Evet zaten tahminleri alalım. Zaten benim tahminini ben söylemek istemiyorum. Çok şaşırtıcı. Acaba kim? Tahmin değil artık. bu arada sesim de gitti. Neden? Verstappen çıkmamalıydı çünkü evet. Orada. Hayır. Evet, hayır. Benle ilgili hiçbir tahminde bulunmayacağım ama podyumda ben yine iki Red Bull sürücüsü göreceğimizi düşünüyorum Perez. Ve biraz daha Avusturya'ya yakın bir podyum olacak gibi, çekişme olacak gibi hissettim. Ben de Avusturya'ya yakın bir podyum düşünüyorum ama ben burada bir isim vereceğim. Perez yerine orada Hamilton ya da Russell'ın ilk üç podyum arasında döneceğini düşünüyorum. Yani Silverstone'un o anlamda Mercedes'e bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse. Yani sen farklı bir tahmin yaptın yine. Bakalım evet. Neler yaşayacağız. Yani bazı çünkü lokasyonlar, bazı sürücüler, bazı pilotlar tabii. için özeldir ya takımlar için. Şimdi Avusturya bıraktığımızda Red Bull'un gerçekten çok ciddi bir dominasyonu vardı. Silverstone'da şimdi bir taraftan baktığımızda hem İngiliz pilotlar için hem de birazcık da bir dolayısıyla da Mercedes için şu durumda oluyor. Ben Ferrari oynayarak çok büyük aslında bu bir kumar. Çok evet, çok büyük bir kumar. Leclerc'i de tabii ki burada elden bırakmadım. O yüzden pazar yarış sonrası pazartesi bir padok yaptığımızda bakalım tahminlerimiz nasıl çıkacak. Evet ve bugünlük de noktalıyoruz aslında Zeynep. Evet. Uzun bir aradan sonra iyi geldi. Kesinlikle. Konuşuyor olmak gerçekten. Bir yandan da farklı branşlarda tabii bir tık daha liglerin bitimiyle evet.
rahatladığımız için, yani rahatlamak da değil de biraz daha böyle gündemi daha yoğun takip edebildiğimiz için Formula 1'de, çünkü yabancı basından o kadar haber var ki. Evet. Takip etmekte ben güçlük çekiyorum bu arada. En son benim gözüme çarpan da bir Brad Pitt'ti tabii ki. Geçtiğimiz padoklarda konuştuğumuz film için yapılan çalışmalarda evet. Silverstone'da arka planda gözüktü. Bakalım yarışta neler olacak. Evet, bakalım, o da gizemli sürücü. Evet, gizemli sürücümüz Brad Pitt. Geçmiş diyelim ve bugünlük noktalıyoruz. Zeynep, var mı eklemek istediğin bir şey? Çok teşekkür ediyorum. Padok yapmayı seninle çok özlemişim. Yeni evet. stüdyomuzda inşallah izleyenlerimiz beğenir, izleyicilerimiz. Ve o zaman pazartesi görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.